إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك

uh إنا أنشأناه إن شاء فجعلنا Allah'u Azim. Çok değerli izleyiciler. Kardelen Televizyonu'nda İftar Sevinci programında bir canlı yayında daha sizlerle beraberiz. Programımıza başlarken sizleri kemali hürmetle ve muhabbetle selamlıyoruz. Rabbimin rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun, bizlerin üzerine olsun. Çok değerli izleyiciler Vakıa suresini okudu. Değerli hocam Ahmet Özkan hocam. Ilıca Çarşı Camii din görevlisi kendisi. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabi Vakıa suresi yani orada cennetliklerin durumlarından bahsediyor. Rabbim inşallah yani artık Ramazan'ın son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Yani sonu cehennem ateşinden kurtuluş olarak ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah cehennemden azat ve cennette evet müddet orada e, o nimete nail oluruz. Ebedi saadete nail oluruz. Kendisine bu güzel tilaveti için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli izleyiciler bugün e, misafirim e, fakültemiz tasavvuf ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor e, İsa Çelik hocam kendisiyle geçen hafta Kur'an-ı Kerim'de zikri konuşmuştuk kendisiyle daha önce konuşmamızda şunu kararlaştırmıştık biz. Hocam yani Kur'an-ı Kerim'de zikri konuşalım fakat ondan sonraki bir günde de hadislerde zikri konuşalım. Yani bunu önemsediğimiz için ta ki bu da bunun mütemmin bir cüzü olsun, tamamlayıcı bir unsuru olsun diye. Sağ olsun kendisi davetimizi kırmadı, icabet etti. Kendisine müteşekkiriz. Ee, kıymetli vakitlerini ayırdılar. Ben hem şahsım hem televizyonumuz hem de sizler adına kendisine hem hoş geldin hem de teşekkür etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Siz de var Vakit olun. ayırdınız. Allah razı olun. olsun hocam. İyisiniz. Görüşmeyeli. Hamdü olsun. Nihayetsiz hamdü senalar olsun. Nihayetsiz hamdü senalar olsun. Hocam artık son dönemlere girmiş bulunuyoruz. Bugün ayın, bugün 21'i. Hani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da özellikle bu Kadir gecesini son 10 gecede arayın. Son 10 gecenin de tekli gecelerinde arayın. 21, 23, 25, 27 bundan sonra her gece Kadir Gecesi olabilir. Zaten bizim ecdadımız da bunu çok güzel formül etmiş. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmeli diye. Yani bunları değerlendirmek adına Cenab-ı Hakk'ın bize sunmuş olduğu bu güzel fırsatları fevt etmeme, ihmal etmeme, geçirmeme adına, değerlendirme adına çok güzel böyle vesileler olduğu için bu şekilde bir değerlendirmeyle adeta bize ne yapıyorlar? E, tavsiyede bulunuyorlar. Allah onlardan razı olsun. Evet hadislerde zikri konuşacağız çok değerli izleyiciler bugün. Fakat hemen şunu ifade edeyim. E, bugün 3 Mayıs. E, 2021. 1481 yılında Dar-ı Bekaya irtihal etmiş olan Cennet Mekan aleyhirrah rahmeti ve'l-gufran Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin vefatının seneyi devriyesi. Yani 540 sene önce aramızdan ayrılmış. Rahmeti rahmana gitmiş. Ama giderken geride çok güzel eserler bırakmış. Hani ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet vermeder büyük mütefekkir. Onun için bakın artık bu sene nasip oldu. Ayasofya ibadete açıldı. Biz derdik böyle beş vakit loşluğunda saf saftık. Davetin vardı dün ezanlarda. Utansınlar seni ey muhabbetim kapayanlar da açmayanlar da diye. İşte Arif Nihat Asya böyle diyordu. Fakat bu sene nasip oldu. Ayasofya zincirlerinden kurtuldu, açıldı. Cemaatiyle buluştu. Kubbelerinde tekbirler yankılanıyor. Minarelerinden ezanı Muhammedî Şehbal açıyor. Allah'a binler şükürler olsun. Bu işte Fatih Sultan Mehmet'in bize manen bir yadigarı oldu. Onun vakfiyesi. İnşallah onun bırakmış olduğu emanete ne yaparız? böyle sahip çıkarız. Ve gelecek kuşaklara da ne yaparız? Aktarırız Allah'ın izniyle. Tabii Fatih Sultan Mehmet'le ilgili müstakil bir program yapmak lazım. Ecdadımız çünkü onun yetişme tarzı babası 2. Murat. Babası 2. Murad'ın her gün sabah namazından sonra mutadı olarak Kur'an-ı Kerim okuması ve o seher vaktinde kesinlikle kendisini hiç kimsenin rahatsız etmemesi çok önemli bir olay olmadıkça rahatsız etmemeleri noktasında sıkı sıkı tembihi var. Ve tabi Fatih dünyaya gelince tabi bir erkek çocuk dünyaya gelince tabi hizmetçilerden bir tanesi hem müjde hem de bahşiş almak adına kapıyı çalar. Der ki müjde sultanım bir evladınız oldu. Bir oğlunuz oldu. İkinci Murat tam o sırada Muhammed suresini okumaktadır. Muhammed suresini. Ondan sonra da biliyorsunuz Muhammed suresini bitirmiş Fetih suresine başlamak üzere derken der ki evladımın adı Muhammed işi Fetih olsun der böyle bir tevafuk. Hakikaten de öyle adı Muhammed olur ve işi de Fetih olur. Hazreti Peygamber'in senasına nail olur. Hamdü senalar olsun böyle bir müjdeye de nail olmak var. Peygamber müjdesine nail olmak var. Yani yetişme tarzıyla ilgili çok şey söylenebilir hocalara olan hürmetiyle ilgili çok şey söylenebilir. Fakat 49 yaşına kadar ortaya koymuş olduğu o mücadele ve e, kazandırdığı mesela tesis ettiği birlik noktasında da çok büyük bir neydir? hükümdarımızdır, sultanımızdır. Allah ondan ebediyen razı olsun. Bizi de onlara hayırlı evlatlar eylesin, emanetine sahip çıkmayı nasip eylesin cümlemize. Evet Fatih Sultan Mehmet'i de böylece yad ettikten sonra hocam çok güzel bir şiir var. Fatih'le ilgili bütün toplar gürlüyor surların ötesinden. Yeni bir devir açan o büyük an geliyor. Ürküyor Bizanslılar top ve tekbir sesinden. Peygamber sevgilisi Fatih Sultan geliyor diye o kadar güzel böyle. Evet hilalin parıltısı vurmuş karşı surlara. Bizanslı'nın talihi bugün belli çok kara. Elinde şanlı bayrak etrafı yara yara. Ulu batlıdır derler koca Hasan geliyor diye. Hakikaten ey perişan Bizanslı gözyaşını kurut sil. Bir devir kapanıyor hakikat rüya değil. Ufuktan doğan nura bak da tazimle eğil. Peşinde koç yiğitler ulu Hakan geliyor diye. Şairlerimiz de ne güzel şiirler söylemişler değil mi hocam? Hı -hı. Tabii kahraman ejder <laughs> çok güzel kahramanlıklar yapınca bu kahramanlıklar da şairlerimize bir ilham olarak dönüyor. Evet ben sözü biliyorum fazla uzattım hakkınızı helal edin. Tekrar hocama dönmek istiyorum. Profesör Doktor İsa Çelik hocamla tasavvuf ana bilim dalı öğretim üyesi. Geçen hafta Kur'an'da zikri konuşmuştuk. Çok güzel bir program oldu. Bu hafta hadislerde zikri konuşacağız. Evet hocam. Hoş geldiniz. Neler söyleyeceğiz? teşekkürler. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn adede halqih ve rıda nefsih zine ve zinete arşih ve meydade kelimatih ila yevmil haşri vel karar. Amin. Ben de e, sizleri ve saygıdeğer izleyicilerimi yüceler yücesi Rabbimizin selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi ile selamlayarak sözlerime başlıyorum. Hadisi Kutsi'de yüceler yücesi Rabbimiz buhari i Şerif Rikak 38'de buyuruyorlar ki kulum bana farz ibadetlerle yakınlaştığı gibi hiçbir şeyle yakınlaşamaz. Evet. Sonrasında nafile ibadetlerle yakınlaşmaya devam eder. O hale gelir ki o kulumu severim. Kulumu sevdiğimde gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse veririm. Neden bana sığınırsa korur muhafaza ederim. Bundan sonrası daha enteresan. Yüceler yücesi Rabbimiz buyuruyorlar ki o kulum ölüm ben azimüşşan o kulumun ruhunu alacağımda tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmem. O kulum ölümü sevmez ben de sevdiğim kulumun sevmediği şeyi sevmem. Aslında Evliyaullah efendilerimiz Allah Teala Celle ve Ala'ya kavuşmaya can atarlar, evet. can feda ederler. Sebep şu, Yüce Rabbimize biraz daha yakınlaşalım. Hmm. O yüzden Ya Rabbi cümle ümmeti Muhammed'e hayırlı ve uzun ömürler ihsan eyle diye dua ederler. Evet. Dolayısıyla zikrullah Allah Teala Celle ve Ala'yı zikir, Allah Teala Celle ve Ala'ya yakınlaştıracak nafile ibadetler cümlesindendir. O yüzden nasıl Kur'an-ı Azimüşşan'da her yaprakta bir kez geçer ise, evet. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde de yüzlerce kez geçer. Allah Teala Celle ve Ala'yı zikir. Hmm. Bir hadis şeriflerinde buyuruyorlar ki, Ebu Derda Radıyallahu Anh Efendimiz rivayet ediyorlar sizlere amellerinizin en faziletlisine haber vereyim mi? Sizi Allah Teala Celle ve Ala'ya en çok yakınlaştıracak olanını, altın ve gümüş tasadduk etmekten daha faziletli olanını, savaş meydanlarında sizlerin kafirlerin boynunu vurmanızdan, onların sizi şehit etmesinden daha faziletli olanını haber vereyim mi? Buyurunuz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Zikrullahı teala azze ve cel. Allah Teala azze ve celle'yi zikretmenizdir. Dolayısıyla Evliyaullah efendimiz bu sebeple buyuruyorlar ki hala zikrin fazileti, gizemi, esrarı çözülmemiştir. Hmm. Hasaisinin e, tam olarak künhüne varılmamıştır. O yüzden Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz çokça Allah Teala Celle ve Ala'yı zikri tavsiye buyurmuş. Hatta hadisi kutsilerde yüceler yücesi Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan sayılıyor. Malumunuz birincisi el-imamul adil, evet. adaletli devlet reisi. Yüceler yücesi Rabbim başta bizim devlet reisimiz, devlet erkanımız olmak üzere bütün İslam alemindeki devlet adamlarımızın basiretini ziyadeleştirsin. Amin. Din-i mübini İslam'a, Kur'an-ı Azimüşşan'a hadim eylesin. Adalet terazisini hassas tutsunlar değil mi hocam? Evet hatta el küfrü yedum ve <laughs> zulmü la değil mi? Zulüm Amen. devam etmiyor. Adaletin zıttı zulüm olduğundan dolayı. Yani el adlu esasul mülk. Adalet de mülkün esası temeli. Haliyle toplumun kayyum değeridir adalet. Amen. Evet hocam. İkincisi ve şâbbun neş'âfi ibadetillah. Allah Teala Celle ve alaya ibadet ve itaat neş'esiyle yetişen genç. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın üç kez tekrar ettiği hadis-i şeriflerden birisidir. Buyuruyorlar ki, ibadet ve itaat şeytanı yorar ve zayıflatır. İbadet ve itaat şeytanı yorar ve zayıflatır. İbadet ve itaat şeytanı yorar ve zayıflatır. Şeytanı yorup zayıflatan ibadet ve itaat olan zikir, nefsimizi de yorar ve zayıflatır. Nefis artık Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir, bir günahı, günahı seni beklediğim sen kadar. kadar. Gerçekten nefis ve şeytan bizden habire günah bekliyorlar. Evliyaullah efendilerimiz buyuruyorlar ki nefis ve şeytan Hazreti Adem babamızdan bu yana binlerce yıldır iş başındalar. Evet. İşin piri olmuşlar. O yüzden bunlarla mücadelede Allah Teala Celle ve Ala'yı zikir şarttır. Hmm. Devamında var raculun kalbuhu muallakun bil mesacit. Kalbi mescitlerde asılı insan. Elbette mescitlerin şubeleri de aynıdır. Yani Kabe-i Muazzama'nın, Ravza-i Mutahhara'nın şubeleri olan bütün camilerimiz, bütün mescitlerimiz, bütün dergahlarımız, bütün medreselerimiz kabe i Muazzaman'ın bir şubesi mesabesindedir. Hatta Evliyaullah Efendimiz insandaki kalp de kabe i Muazzaman'ın bir şubesidir. Hı. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselam "Kalbul mümin Arşullah, Hı. kalbul mümin Beytullah." Hı. Müminin kalbi Allah Teala Celle ve Ala'nın arşıdır onun beytidir. Yani tasavvufta kalp çok önemli bir organ değil mi hocam? Amin. Mesela batını kalp dediğimiz aynayı samet olan batını kalp. Onun için mesela kalbe çok büyük değer verirler. Mesela aklın karşısına gerçi aklı inkar etmez ama bu tasavvufa haddimi aşmayayım hocam. Fakat kalbe çok değer verirler. Çünkü kalp ayağıyla Cenab-ı Hakk'a ulaşılacağını, Allahu Teala'nın kalben bilinebileceğini, kalbin bir tasdik mahalli olduğunu. Malumunuz Yunus Emre Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise diyor. Kalp çok önemli. Dediğiniz gibi hatta Kabe bünyadı Halil-i azerest, dil nazargahı celili ekberest diyor. Molla Cami. Yani Kabe İbrahim Halil peygamberin yapmış olduğu taştan bir bina. Fakat kalp Cenabı Allah'ın inşa ettiği, kendi bizzat eliyle inşa ettiği. Mesela biyede ye diyor ya hocam evet. böyle. İnşa ettiği bir bina. Mesela orası Allah'a ait. Oraya başka şey, sevgileri doldurmamamız gerekiyor. Oraya böyle kalp deyince hocam ister istemez Eyvallah. aklıma böyle çok fazla şiirler de geliyor. İbrahim Hakkı Hazretleri dil beyti hüdadır anı pakeyle sivadan. Kasrına nüzul eyler o sultan gecelerde diyor. Ne kadar güzel. Yani gönül, kalp Allah'ın evi. Ve kalp ancak Allah'ı zikretmekle mutmain oluyor. Geçen dersimizde bunu konuşmuştuk. Affedersiniz hocam araya girmiş oldum. Evet yine evliyaullah efendilerimizden birisi. Sür çıkar ağyarı dilden yani, ta tecelli eder. E hak. Padişah konmaz saraya Hane, mamur, mamur olmadan. Şey işte Svasi bu. Evet. Abdülmecid Svasi. O da Halveti meşayihinden. Evet. Dolayısıyla bizi biz yapan unsurlardan birisi Allah Teala Celle ve Ala'yı zikir. Halbu sufiler diyorlar ki insan İmam Gazali Hazretleri ihyasında söyler. Tasavvuf hocamız Yüce Rabbim rahmetiyle muamele eyleye. Yunus Kaya hocamız hemen hemen her vaazında dile getirirlerdi. Buyururlardı ki zikir birkaç şekilde olur. Dil ile, kalp ile, bütün beden ile. Ha. Buyururlardı ki dil her insan farklı farklıdır. Öyle insan var ki 300 bin, 500 bin, bir milyon kadar diliyle zikredecek ki Allah Teala Celle ve Ala onun diline zikrini takıvere. Hmm. Ondan sonrasında ihtiyarı olmasa bile dili Allah Teala'yı zikreder ve Allah Teala onun dilinin zikrini kalbine atar. Kalbi zikretmeye başlar. Onun üzerinde de yoğunlaşırsa kalbi de zikri ihtiyarsız, tekellüfsüz yapmaya başlar. Hmm. Sonrasında Allah Teala Celle ve Ala bütün vücuda zikrini ihsan eder. Sufiler zikri sultani diyorlar. Tam bir zikir insanı olur çıkar yani evet, her şeye tepeden evet, tırnağa. Evet. Gözü, kaşı, kulağı, eli, ayağı her şey Allah Teala Celle ve Ala'yı zikreder. Malumunuz Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz kıyamet sahnelerini anlatırken ve teşhedü erculuhum Bima kanu yani. eksibun. Onların elleri yaptıklarına yaptıklarını ifade edecekler, ayakları yaptıklarına şahitlik edeceklerdir. Yine onların derilerini konuşturacağız biz. Evet. Onlar diyecek ki ya ne yapıyorsunuz bizim aleyhimize şahitlik ediyorsunuz? En Allahu en külle şey. Her şeyi konuşturan Allah Teala Celle ve Ala bizi de konuşturuyor diyecekler. Dolayısıyla her ağza Allah Teala Celle ve Ala'yı zikredecek. İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, Pirifani yaşlı birisi ile karşılaştım. Bana bir tavsiyeniz olur mu dedim. O da dilinle Allah Teala Celle ve Ala'yı zikret. Zaman gelecek diline zikrini takacak. Sonra ne yapayım dedim. Kalbinle başla. Kalbine de aynı şey olacak. Sonra bütün azalarına Allah Teala Celle ve Ala'yı zikretmeyi Allah Teala ihsan edecek. Sonra sen kulsun Allah Teala Celle ve Ala da ilahtır. Kulluğuna devam edeceksin buyuruyorlar. Dolayısıyla Yunus Kaya hocamız bunu her sohbetinde hatırlatırlardı. Buyururlardı ki kalbiniz bir zikrin nuruna ülfet ediverse... Kanın kalbimiz kirli kanları derleyip toparlayıp kalpte nasıl temizliyor ise manen de rafine edilir. Evet. Yani o zikrin nuru, ilahi aşk, ilahi feyz, ilahi muhabbet o kanı manen de rafine eder, temizler hücrelere gönderir. Sonrasında her insanın derdi davası alemlerin Rabbine yakınlaşmak olur. Evet. Zaten bizim hocam ilahiyatta bizim öğrendiğimiz kadarıyla ibadetleri biz ikiye ayırıyoruz. Bir muvakkat ibadetler bir de müebbet ibadetler. Değil mi? Yani muvakkat ibadetler belli. Şimdi oruç tutuyoruz. Ramazan ayında farz. Öyle değil mi hocam? Akşam ezanı okunduğu zaman akşam namazının farzı vakitli olduğundan dolayı. Hac belli vakitlerdedir. Değil mi? El hacı eşhurun malumat. Ama bu zikir için herhangi bir vakit tayin edemiyoruz. Fakat bazı vakitler var ki zikir için özellikle önemlidir. O ayrı mesele fakat bir adam hayatının bütün an ve safalarında Cenab-ı Hak'la ne yapabilir? Esmasını zikredebilir. Onunla baş başa kalabilir. Öyle değil mi hocam? Amin. Evet. Zaten o yedi sınıf insan sayılırken evet. yüceler yücesi Rabbimiz var raculun zekerallaha haliyan fefadat evet. aynahu. Evinin ücra bir köşesinde beni zikreden, zikrederken de gözlerinden yaşlar boşanan insan. Bir diğeri var raculani tahabba fillah istema aleyh وَتَفَرَّقَ aleyh. İslam cemaatleri ve İslam tarikatları bu sınıfa dahildir. İki mümin ki birbirine muhabbet için bir araya gelir. Rızayı bari adına yine rızayı bari için ayrılırlar. Bunlar da arşın gölgesinde gölgelenecekler. Allah'ın Resulü aleyhisselamın en fazla değer verdiği bir takım zikirler var. Eba Zerril Gıfari ve Muhacirunun fakirleri Resul-i Zişan Efendimizin huzuruna gelmişler. Ey Allah'ın Resulü zenginler bütün ahiret sermayesini aldı götürdüler. Hayırdır diye soruyorlar. Biz de namaz kılıyoruz onlar da işte biz de oruç tutuyoruz onlar da ama Allah Teala onlara zenginlik vermiş mallarından infak ediyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki siz de onlar gibi olmak istiyor musunuz? Sizden öncekilere kavuşmak, sizden sonra gelecekleri geçmek istiyor musunuz? Evet ey Allah'ın Resulü. Beş vakit namaz sonrasında 33 kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deyiniz. Yüzüncü de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin gadir. Bir rivayet daha var. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit. Ve hu la yamut. Bi yedihil khayr. Ve hu ala kulli şeyin gadir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki sizin günahlarınız yeryüzü dolunca bile olsa ben günahlarınızı mağfiret ederim. resul Zişan Efendimizin müjdesidir. Yine Ümmühani Hazreti Ali Efendimizin ablası yaşlılığı döneminde Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a diyorlar ki ey Allah'ın Resulü malumunuz yaşlandım. Bana öyle bir ibadet öğretseniz ki oturduğum yerde yapıversem. Ha. Buyuruyorlar ki yüz defa Subhanallah deyiniz, yüz defa Elhamdülillah deyiniz, yüz defa da La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülk ve lel hamd ve hu ala kulli şeyin gadir deyiniz. Allah'ın Resulü en fazla bu zikirler üzerinde duruyor. Bir de biz tesbihata başlamadan önce Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Buyuruyorlar ki sizden biriniz namaz sonrasında bunları okursanız Allah Teala Celle ve Ala sizlere nihayetsiz sevaplar ihsan edecektir. Evet. Yine Resul-i Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde evet. kelimetani hafifetani alel lisan sakiletani fil mizan habibetani ila rahman subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim. Evet. Malumunuz Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra en mükemmel Arapça Allah'ın Resulü evet. Aleyhisselam'ın Arapçasıdır şiir diliyle <laughs> ene Arap diyor Hazreti Amen. Peygamber ben Arap'ın en fasihiyim. Evet buyurun hocam. Buyuruyorlar ki iki cümle var. Dile çok hafif. Mizanda çok ağır. Terazide evet. Terazide çok ağır. Rahman olan Allah Teala Celle ve Ala'ya da çok sevimlidir. Çok sevimli. Onlar Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim cümleleridir. Hmm. Hazreti Aişe radıyallahu anha annemiz buyuruyorlar ki Allah'ın Resulü aleyhisselam vefat etmesinin hemen öncesinde, son vakitlerinde şu cümleleri çokça tekrar ederlerdi. Ve hamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim ve bihamdihi, estagfirullah ve etubu ileyh. Hmm. Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz, Rasulü Zişan Efendimizin rükuda, rükudan sonrasında secdelerde iki secde arasında okumuş olduğu zikirleri ve duaları en fazla bize aktaran annemizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruyorlar ki Allah'ın Resulü aleyhisselam rükuda şunları söylerdi. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhaneke Allahu ve bihamdik. Allahum gfirli, Subbuhun guddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi var. Hmm. Rükudan doğrulduktan sonra hmm. Rabbana ve lekel hamd hamden kesiran tayyiben mübareken fih mil es semavati ve mil el art ve mil emma beyne zalik ila ahir. Yani yani ya Rabbi e, sana o kadar hamdü senalar olsun ki o hamdü sena yeryüzünü doldursun gökyüzünü doldursun Doğruçun yeryüzü ile gökyüzü arasını doldursun. Yine devamında ya Rabbi dilediğin ne kadar şey varsa onları da dolduruversin. versin. Hmm. Yani malumunuz kara delikten bahsediliyor. Evet. <laughs> Bütün kainatı içine alabilecek. Hmm. O yüzden malumunuz innemel a'malu bin Evet. Ameller niyetlere göredir. O yüzden Allah'ın Resulü aleyhisselam bir defasında Cüveyri, Cüveyriye annemizin odasına gidiyorlar. Bakıyorlar ki nasıl bıraktı ise öyle oturuyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ey Allah'ın Resulü size salat ve selam okuyorum. Ne zamandan beri? Sabah namazının farzını kıldıktan sonra. Yani en az bir saat geçmiş. Buyuruyorlar ki keşke şöyle deseydiniz. Allah'ın Resulü aleyhisselamın keşke dediği 8 10'u geçmez. Evet. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed adede halqi ve nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati. Hmm. Yani Ya Rabbi mahlukatının adedince Resulüne salat ve selam eyle. Hmm. Ve zinete arşi arşının ağırlığı miktarınca Resulüne salat ve selam eyle. Ve nefsi zatı uluhiyetinin razı olduğu şeyler sayısınca Resulüne salat ve selam eyle ve midade kelimati. Kelimelerin mürekkepleri adedince Resulüne salat ve selam eyle. Peygamber Efendimiz bunu, bu dört cümleyi zikirler sonrasında da kullanırlardı. Subhanallah adede halqi ve rıda nefsih ve zinete arşih ve midade kelimati ila yawmil haşri ve garar. Malumunuz bugün en fazla sorulan sorulardan birisi Allah'ın Resulü Aleyhisselam döneminde cemaatle zikir yapıldı mı? Hocam ona geçmeden önce Ölünüz. hem bir merak uyandırması bakımından buna cevap alacağız, değerli hocamdan bir hem de sizi bir Eyvallah. dinlendirmiş olalım. Eyvallah. Ee, kıymetli hocam bir ilahi okuyacak, kaside okuyacak. Bilmiyorum Albarlı'dan mı bilmiyorum Yunus'tan mı? Evet o güzel insanlardan. Evet buyurun e, Ahmet hocam sizden bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra biz kaldığımız yerden devam edelim. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi. محمد محمد مولم لا يكيل بزي محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله عليك أحمد sallallahu ala muhammed sallallahu aleike ahmed aklı olan arif olsun ciğer yansın püryan olsun aklı olan arif olsun ciğer yansın püryan olsun bir canım var kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e Bir canım var kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmed صلى الله على محمد صلى الله عليك احمد رياضه جرشت ربيزي مراضه ارشت ربيزي رياضه جرشت ربيزي مراضه ارشت ربيزي Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Amin Bu duaya amin denir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmak onun ayak izini takip etmek inşallah bizi ne yapacaktır? Onun yanına götürecektir. Yani neyi takip ettiğimiz, neyi izlediğimiz, hangi izi takip ettiğimiz bizim için çok önemli. Evet değerli hocamla beraber biz zikri konuşuyoruz çok değerli izleyiciler. Profesör Doktor İsa Çelik hocam İlahiyat Fakültemiz Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi. Geçen hafta Kur'an'da zikri konuşmuştuk. Şimdi hadislerde zikri konuşuyoruz. Onun için Yunus hocamızdan çok güzel bir iktibasta bulundu. Bazen ben de yani bununla ilgili bir şey söyleyecektim. Ee, bazen gidiyorsunuz bir yere, bir ziyarete gidiyorsunuz. Ee, gittiğiniz yerde bir akrabanız veyahut da onun bir bir yakınınız çocuğuna bir oda tanzim etmiş. Ya bir bakıyorsun o da çocuğun tuttuğu takımın her şeyiyle, rengiyle boyanmış. Çarşafı o, yatağı o, perdesi o. çocuğa bakıyorsunuz giymiş olduğu çorabı tuttuğu takımın renginden giydiği tişört tuttuğu takımın renginden adeta tuttuğu takımın rengine bürünmüş her şeyle o. Kalemi o, saati o, bir bakıyorsunuz çantası o. Ya bir bakıyorsun topyekün o renge bürünmüş çıkmış. Biz bunu şeyde de görüyoruz. Yani bu dünya hayatındaki bir takım şeylerde de. Yani insanın ilgisi neye yoğunlaşırsa kendisi adeta mücessen bir takım olmuş çıkmış her şeyiyle. İşte değerli hocamın ifade ettiği gibi yani eğer bir insan dilini, lisanını, kalbini böyle zikre alıştırırsa daha sonra da o bütün latifelerine ve hissiyatına da ne yapıyor? Yerleşiyor. Artık tam manasıyla bir zikir insanı olup çıkıyor. Cenab-ı Hak layık etsin, nasip etsin. Öyle diyelim artık. Şimdi hocam çok sorulan sorulardan dedi. Hazreti Peygamber zamanında böyle topluca zikir var mıydı? Onun cevabını kendisinden alacağız. Evet hocam buyurun. Ashab'dan Şeddad bin Evs radiyallahu an Efendimiz anlatıyor. Buyuruyorlar ki Ensardan birisinin evinde idik. Çok kalabalık bir cemaat idik. Buyurdular ki aramızda yabancı var mıdır? Baktık yok dedik ey Allah'ın Resulü. Kapıyı kapatınız buyurdular. Kapattık sağ ellerinizi kaldırın. Kaldırdık. Bir müddet la ilahe illallah kelime tevhidini zikrettik bizi durdurdular. Sevinmez misiniz buyurdular. Cibrili emin geldi. Yaptığınız zikir sebebiyle Allah Teala Celle ve Ala'nın günahlarınızı bağışladığı müjdesini verdi. Yine Ebu Said El-Hudri radıyallahu an Efendimiz anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki Mescid-i Saadet'te bir grup ashab Allah Teala Celle ve Ala'yı zikrederken Allah'ın Resulü aleyhisselam teşrif ettiler. Bize ne yaptığımızı sordular. Biz de ey Allah'ın Resulü Allah Teala Celle ve Ala'yı zikrediyoruz. Tekrar sordular. Gerçekten mi zikrediyorsunuz? Evet ey Allah'ın Resulü. Buyurmuşlar ki Resul-i Zişan Efendimiz tekrar tekrar sormamın sebebi şu. Size inanıyorum. Cibril-i Emin geldi. Şu anda mescitte olan insanların ...yaptığı ibadet sebebiyle Allah Teala Celle ve Ala onların günahlarını bağışladı... ...ve onları meleklere karşı methü sena etti. O yüzden ne yaptığınızı soruyorum. Hmm. Hangi ibadetiniz günahlarınızın bağışlanması vesilesi oldu? Sizin Allah Teala Celle ve Ala katında e, methü sena edilmenize vesile oldu... Onu araştırmak için soruyorum buyuruyorlar. Hazreti Ali Efendimizin Allahu aça terbiyetuna erruh. Ruh terbiyemiz isimli eserde geçiyor. Buyuruyorlar ki Hazreti Ali Efendimiz bir takım sahabi ile birlikte Allah'ın Resulü aleyhisselamı zikrediyor idik. Dilimizde Allah Teala Celle ve Alanın zikri bedenlerimiz rüzgarlı bir havada ağaç dallarının sallandığı gibi sağa sola sallanıyor ve gözümüzden de sağanak yağmurları gibi yaşlar boşalıyordu. Ağlayarak Allah Teala Celle ve Ala'yı zikrediyor idik. Dolayısıyla zikir Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizin belirttiği gibi soruyorlar ki Allah'ın Resulü aleyhisselamdan bize bahseder misiniz? Buyuruyorlar ki onu iki halden birisi ile bulurdunuz. Ya Kur'an-ı Azimüşşan'ı tebliğ eder, emri bil maruf, nehyanil münker yapar. Evet. Sair zamanlarının tamamında ise zikirle meşgul olurlardı. Dolayısıyla zikir insanı Allah Teala Celle ve Ala'ya yakınlaştıran, demin ifade ettiğiniz hiçbir kısıtlama yok. Hmm. Hicri 96'da vefat eden İbrahim en -Nakhai. Tabiun'un büyüklerinden kendisi evet. şöyle buyuruyorlar. E, endişeniz olmasın. Abdest hanede bulunduğunuz vakti dahi boşa geçirmeyiniz. Sessiz zikirle değerlendiriniz. Yani affedersiniz şeyin dışında, tuvaletin dışındaki meki abdest alırken. Evet. Dolayısıyla Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemizin yine Resul-i Efendimiz secdede iken سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبو هن قدوس ربنا ورب الملائكه والروح اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرية والعظمة اللهم اغفر لزنبي كله دقه وجله وأفله وآخره وعلى وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سختك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك يا رب العالمين ساجه بجملة المعالي Buyuruyorlar ki Resulü Zişan Efendimiz Allahum mağfirlik zembi külle Ya Rabbi bütün günahlarımızı mağfiret eyle. Amin. Dikkehu ve cille Ya Rabbi en küçüğünden en büyüğüne Amin. Evvelehu ve ahira En ilkinden en sonuncusuna Alâ ve sırra Ya Rabbi en açık günahımızdan en gizli günahımıza kadar hepsini mağfiret eyle. Ya. Yine Berat gecesinde Resul-i Zişan Efendimizin okuduğu ve her secdede okuduğu Allahümme inni auzu bir <laughs> rıdâke min sehetik. Ya Rabbi gazabından affına. Ya. Azabından lutfuna. Senden yine sana, sana, sığınıyorum. Ya Rabbi ben seni seni gibi sena edemem. Ya Rabbi ne olur benim hamdü senamı da zatının hamdü senasına layık eyle. Ya dua ederler. Yani bunlar bir dua ama aynı zamanda bir zikirdir e, bunlar. elbette. Subhun qudusun Rabbuna ve Rabbul varru. Yani şimdi zikirle duayı sanki farklı farklı değerlendirmesinler. Çünkü her bir dua Cenabı Hakk'a aynı zamanda bir zikirdir. Onu anmaktır, hatırlamaktır. Öyle değil mi hocam? Amen. Yani hocam bu kadar mükafatı olan ve affımıza da mağfiretimize de vesile olacak olan duanın bu çokça zikredilmesinde Mesela ne gibi bir takım faydalar var? Mesela devamlı Allahı anmak, şöyle söyleyeyim yani ifade etmekte zorlanıyorum. Acaba diyorum böyle insanı manen böyle bir muzayaka altında bırakmaz mı? Nasıl olur yani böyle? Yani insanı yani şöyle söyleyeyim insanı günahlardan alıp koymak. Ee, mesela devamlı Allah'ı zikreden bir tanesi günahlara çok rahat giremez herhalde değil mi? Doğru. Bırakmaz evet. günahlar. Evet. Malumunuz e, ayeti kerimedir. İnne's salate tenha ani'l fehşai vel münker. Evet. Şüphesiz ki namaz insanı bütün fuhşiyat, menhiyat, bütün yasaklardan uzaklaştırır. Bütün ibadetlerde bu özellik var. Zikrullah'ta da bu özellik var bir takımları zikrullahın adedine takılıyorlar. Halbuki yüceler yücesi Rabbimiz zaten ya eyyuhellezine kurullah'e zikran kesira. Beni çok çok zikrediniz. Abdullah bin Ömer radıyallahu an efendimiz anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki Allah'ın Resulü'nün huzurunda idim. Baktım bir cümleyi tekrar ediyorlar. Sayı verdim. Tam yüz defa tekrar ettiler. Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke ente tevvabur rahim cümlesini. Yine ashabtan birisi diyorlar ki Resulü Zişan Efendimizin yanında iken ellerini kaldırdı duaya başladılar. Baktım tekrar ediyorlar sayı verdim tam 25 kez tekrar ettiler. Tekrar ettikleri dua şu. Allahümme la tekilna ila enfusina tarfata aynin ebeda. Ya, ya Rabbi ne olur bizi ...göz açıp kapayacak... Kadar ...yani bir saniye bile sürmüyor... ...göz açıp kapayacak... ...müddet içerisinde dahi... ...ebediyen... ...nefislerimize terk etmez... İşte yapıyoruz. bu nefis... ...bu şeytanla mücadele için... ...daimi zikir şart... ...daimi zikir yaptıkça aslında... ...insanın hem zihni gelişir... ...hem kalbi zikre ülfet eder... ...Allah Teala... ...Celle ve Ala'yı... ...zikrettikçe zikreder... Hmm. Evliyaullah Efendimiz'in ifadesidir. Buyuruyorlar ki namazdan tad alabilsek namaz kıldıkça kılarız. Oruç tutmanın feyzinden, muhabbetinden haberimiz olsa oruç tuttukça tutmak isteriz. Zikir de aynıdır. Zikrin bir ilahi neşesini, tadını alabilsek zikirsiz zamanımız olmaz. Yani hocam kışın soğuğundan korunmak için mesela kat kat elbiseler giyiyoruz. Öyle değil mi? mesela soğundan korunmak için hasta olmamak için yani acaba bu ibadetler mesela zikrimiz, fikrimiz, tefekkürümüz bütün bunlar da bizi acaba manevi kirlerden veyahut da manevi hastalıklardan, zararlardan korunmak adına güzel bir elbise. Mesela bu elbiseyi giymek manen korunmak manasına. Hocam son zamanlarda tabii bu sayı meselesi dediniz de tabii sayıların da bir hakikati var hocam ya. Bunu inkar etmek mümkün değil yani. Mesela eczaneye gidiyorsun. Sana ilaç veriyor hocam. Diyor ki bunu bir sabah bir akşam kullanacaksın. Diyor ki günde üç defa kullanacaksın. Şu şekilde kullanacaksın. Sana veriyor bunu. Reçete veriyor. Yani sen diyor ki sakın ha. Bunu işte efendim dört defa kullanırsan olmaz. Bu sefer ne yapar? Zarara girersin yani. Derman hattan geçerse dert getirir tarzında. Şimdi bu zikir gibi meseleleri bir takım insanlar ya işte efendim sayyan boğuyorsunuz tarzında. Halbuki Anahtarın dişlileri nedir hocam? Bellidir. Bir tane fazla olsa kapıyı açmanız mümkün değil. Bir tane eksik olsa gene kapıyı açmanız mümkün değil. Gerçi manevi alemde böyle bir şey olur mu olmaz mı diye belkileri itiraz da edebilirler birileri. Ama mesela Hazreti Peygamber'in 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demesinde de elbette madem bunu Peygamberimiz demiş mutlaka bunun da bir hikmeti vardır diye düşünmek gerekir diye düşünüyorum ben. Amin. Aynı kanaatteyim. Bakınız Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a bir takım esirler gelmişler. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemizi göndermişler ki git ev işlerinde yardımcı olabilecek bir hizmetçi talep ediver. Hazreti Fatıma annemiz gidiyor ki Resulü Zişan Efendimiz'in misafirleri var. Geri dönüp geliyorlar. Peygamber Efendimiz evlerini şereflendiriyor akşamleyin. Kızım bir ihtiyacın mı vardı? Hazreti Fatıma annemiz konuşamıyor edebinden. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben gönderdim ey Allah'ın Resulü. Elleri er, el değirmeninde buğday öğüte öğüte nasıl Evet. Omuzları su taşıya taşıya incindi. İstedim ki bir hizmetçi veresiniz. Hazreti Fatıma annemize dönmüşler. Kızım Allah Teala Celle ve Ala'dan kork. Evinin işlerini kendin yap yatmadan önce 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, çoğu rivayetlerde 34 kez Allahu Ekber'di. Bu size hizmetci vermemden dünya ve ahirette daha hayırlıdır. Hocam bazı e, mübarek kelimelerin, kelimat-ı mübarekenin zikir noktasında ön plana çıkmasını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Mesela kelime-i tevhid. Eftaluz zikr fa'lemennehu fa la ilahe illallah. Bir defa, bu, bunda kesinlikle şey yok. Mesela özellikle Subhanallah. Değil mi? Evet. Ondan sonra Elhamdülillah, Allahu Ekber. Yani bunlar esasında bizim hayatımızı mesela kuşatan kelimeler olması gerekiyor. Yani bizim yani şöyle söylüyorum hocam yani örnek olsun daha iyi anlaşılsın diye. Mesela hemen yanı başımızda bir şeker fabrikası var. Ilıca'da. Ee, Ilıca'daki şeker fabrikası bütün müştemilatıyla beraber şeker üretmeye yöneliktir. Öyle değil mi hocam? Evet. Bütün çarklar ona göre dönüyor bütün çalışmalar ona göre orada çalışanlar da ona göre nedir şeker üretmeye dönük olarak. Şöyle bakıyorum da ben insana. Yani bu insanın adeta bir fabrika gibi düşündüğümde acaba yani her ne kadar o fabrika şeker üretiyorsa bu insana baktığım zaman bu insanın üretimi de şükür olması lazım. Tesbih olması lazım. Hamd olması lazım. La ilahe illallah olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bütün bu ikramla ikramlarıyla, ihsanlarıyla kuşatılmış olan bu insanın hani nereye dönerse dönsün, nereye bakarsa baksın her tarafta Allah'ın nurunu ve o güzel isimlerinin tecellilerini gördüğünden dolayı adeta böyle ruhundan koparcasına bir Sübhanallah demesi gerekiyor adeta. Böyle görüyorum ben. Bu sebeple zaten hemen hemen bütün tarikatlarda her müridin günlük verdiği beş esma var. Estağfurullah, elhamdülillah. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Allah ismi celili lafzatullah bir de ihlası ı şerif. Hmm. Bu beş isimle alakalı onlarca hadis-i şerif var. Yani nefsimizin dalını budağını, günaha meylini bu tür şeyler kırıyor. Hmm. O yüzden Mehmet Said Kotku Hazretleri'nin Nefsin Terbiyesi isimli mükemmel bir kitabı var. 30-40 yıl önceki baskısının son sayfasında her mümine tavsiyemdir şu beş ismi çeksin. Hmm. Bu tarikatların tamamına yakınında günlük derslerdir. Nakşibendi tarikatında Allah ismi celili çekilir. Kendi evlatları bundan mahrum olmasınlar diye Estağfurullah elhamdülillah salavatı şerife kelime-i tevhid lafzayı celal ...ve ihlas şerifi yüzer defa her mümine tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla bunlar bizim her gün ihtiyaç duyduğumuz ekmek, peynir, su gibi... ...bizi yüceler yücesi Rabbimize yakınlaştıracak ilahi yakıtlarımız mesabesindedir. Elhamdülillah. Hocam e, tabi bugün 21'i Kadir Gecesi'nin gölgesi üzerimize düşmüş vaziyette programımızın başında da onu. Şimdi bir defa ayrıca Kur'an-ı Kerim'i okumak. Bazen ben bakıyorum hocam. Bazı hafız hocalarımız var. Yolda giderken bile dudakları kıpırdayıp gidiyorlar böyle. Anlıyorum ki bunlar ya hıfzını tekrar ediyor veyahut da devamlı ne yapıyor zikrediyor. Bazen şaşıyorum. Yani oturup bir köşeye bakıyorlar böyle dalıp gidiyor bazı insanlar. Halbuki o esnada bile mesela dilini alıştırsa Fe subhanallah maşallah, inşallah, Allah. Ya hayya kayyum, ya hayya kayyum, ya hayya kayyum diye. Mesela Cenab-ı Hakk'ın bu güzel isimlerinden istimdat etse ve ondan sonra aynen Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi bütün güzel isimler ona aittir ve o güzel isimlerle Cenab-ı Hakk'a dua edin tarzında bunları da bu güzel isimleri de o duasına şefaatçi olarak zikretse hem anı değerlendirmiş olur hem de Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak bir vesile yapışmış olur. Öyle değil mi hocam? Amin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki Allah Teala Celle ve Ala'nın 99 ismi şerifi vardır. Her kim bu ismi şerifleri ezberler ve bunları tekrar ederse Allah Teala Celle ve Ala kendisine cenneti vacip kılar. Hı. Tirmizi de geçiyor değil evet. mi hocam? Yani Kütüb-i evet. ki hadis şeriflerden birisidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Esmaül Hüsna'yı 99 ismi şerifi... O kadar tekrar etmişler ki ashabı ı Kiram Efendimiz ezberlemişler. Malumunuz biz insan oğlunun ismi e, bir e, nesiyeden, ünsiyetten evet. bir de e, nesiye unutmadan geliyor. Evet. Habire unutuyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da e, Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Kısaca. da geçiyor. Musa Aleyhisselam diyor ki unuttum beni azarlama. Evet. Bakınız ulul azm bir peygamber. Adem babamız. Allah Teala Celle ve Ala ve la tegrabe hazihi şecere fetekuna minez Sakın ola bu ağaca yakınlaşmayın. Yoksa nefislerinize zulmedenlerden olursunuz. Şeytan aleyhillâne devreye giriyor. Niye siz bu ağaçtan yemeyeceksiniz biliyor musunuz? Bu ağaçtan yerseniz melekleşirsiniz. Ebedi olarak cennette kalırsınız. Bu sözlerimin doğru olduğuna Allah Teala Celle ve Ala'yı şahit tutuyorum. Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva annemiz verdiği sözü unutuyorlar. Dolayısıyla biz insanoğlu unutan bir varlığız. Dolayısıyla mesela kelime-i tevhide devam edeyim diyorsunuz, başlıyorsunuz. La ilahe illallah. Bir dakika sonra bakıyorsunuz şeytan nefis unutturmuş. Dolayısıyla Esmaül Hüsna gibi birkaç dakikamızı alacak... Yasin-i Şerif gibi birkaç dakikamızı alacak zikirlere nefsimizi alıştırmalıyız. Evet. Bütün zikirler aynıdır. Yani birçok sahabinin mesela Eba zerril diyor ki Ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiyeniz olur mu? Buyuruyorlar ki her günahının sonrasında bir iyilik yapın, bir hasene işleyin. Hmm. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü la ilahe illallah demek de bir hasene midir? Buyuruyorlar ki la ilahe illallah demek hasenenin zirvesidir. Ha. Malumunuz iman 60 veya 70 küsür kadar şubedir. Şur. İlk şube la ilahe illallah evet. Muhammedur Resulullah'tır. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne değil mi? Amen. La ilahe illallah diyen cennete gider. Evet. O yüzden tarikatlarda her bir nefis mertebesine bir zikir tahsis edilmiş. Kelime-i Tevhid ilk nefis mertebesinin nefsi emmarenin zikridir. Allah Teala Celle ve ismi celili nefsi levvamenin zikridir. Hu ismi şerifi nefsi mulhimenin, hak ismi şerifi nefsi mutmainnenin, hay ismi şerifi nefsi raziyenin, kayyum ismi şerifi nefsi marziyenin, kahhar ismi şerifi de son nefis mertebesi olan nefsi kamile veya nefsi safiyenin zikridir. Yani her zikirde bir hassa, bir hususiyet var. O yüzden şeyh efendiler müritlerine bakarlar. Bunda dünya sevdası mı var, dünya muhabbeti mi var? Allah Teala Celle ve Ala'nın isimlerinden ona uygun bir zikir tercih ederler. O yüzden denir ki e, hayatta olan bir mürşide intisap etmeniz şarttır. Bu sebeple. Hmm. Zikrullahların tamamı Kur'an-ı Azimüşşan ve sünneti nebevi eczanesindeki ilaçlar gibidir. O yüzden sayıya da riayet edilmelidir. Hmm. Allah'ın Resulü aleyhisselam e, sayı ifade etmişlerdir. Maalesef bir kısım insanlar e, şöyle diyorlar yani Allah'ın Resulü bilhassa e, Vehhabi zihniyetinde olanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ismi Celal ile dakikalarca zikretmedi. Aslında La ilahe illallah içerisinde de ismi Celal var. Esmaul evet. Esmaül Hüsna dediğimiz malumunuz Hu lezi la ilahe illahu ile başlar. Es-Sabur ismi celili ile sona erer. Yani ha 99 ismi toptan zikretmişsiniz... ...ha da ayrı ayrı farklı farklı zikretmişsiniz. Dolayısıyla zikir... ...bizim için bulunmaz nimetlerden birisidir. Evet. Bir gün bir... ...Arabi geliyor diyor ki ey Allah'ın Rasulü... ...dün bir akrep soktu neler çektiğimi bir bilseniz. Buyurmuşlar ki... ...keşke siz... Bismillahi şafi, Bismillahi kafi, Bismillahi vafi, Bismillahi muafi. Bismillahi lezi la yadurru ma ismihi şeyun fil ert ve la fis sema ve alim cümlesini okusa idiniz. O akrep size zarar veremezdi. Resul-i Zişan Efendimizin hadisi şerifidir. Her kim bu cümleyi sabahleyin üç, akşamleyin üç kez tekrar ederse hiçbir şerlinin şerri ona zarar veremez. Yani şimdi burada tabi elbette bu zikrin bir takım manevi faydaları da var, bir takım rahatsızlıklarımız da mutlaka maddi anlamda da tedaviye başvuracağız, öyle değil mi? Elbette. Müziği? Yani elbette. doktora gideceğiz. Yani doktor da Cenab-ı Hakk'ın şafi isminin tecellisinde bir vasıta. Amen. Yani onları ihmal etmek söz konusu değil, buradan bu şeyi çıkmasın. Onun için biz ne yapıyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine sıkı sıkıya uyuyoruz. Bizim tedavi edilmesi gereken yani hani şöyle ifade edilir ya hocam. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yaralarına bedel bizim batınımızda, isyanlarımızdan ve günahlarımızdan gelen çok fazla yaralarımız var. Bu yaraların tedavisi için de ibadete, taata ve zikre devam etmemiz gerekiyor. Hatta şöyle söylenir hocam. Mesela dünyadan üç büyük nimet cennette devam edecektir. Hatta söylenir böyle. Nedir o? Zikr Rahman, tilaveti Kur'an, sohbeti ihvan olarak. İnşallah yani bu tür zikirlerle yani kendi manevi alemimizi aydınlatmamız gerekiyor. Hem de bir takım sıkıntıları. Mesela bizim tasavvuf dersimize geldiğinde Yunus Kaya hocamız Allah rahmet eylesin. Tasavvufun gayelerinden bir tanesi de şu. İnsanlar elest bezbinde Allah'a bir söz verdiler. Elestü bir rabbikum. Allah'a bu kalu bela biz evet dedik. Fakat dünyaya gelince bu sözümüzü unuttuk. İnsan çünkü nis nisyandan geldiğinden dolayı bunu unuttu. Dünyanın cazibesi buna unutturdu. İşte tasavvufun gayelerinden bir tanesi vermiş olduğu bu sözü ona hatırlatmak olarak ifade ediyor. Hatırlatmak da zikirle oluyor. Öyle değil mi hocam? Amenna. Ya. Bir de hocam şöyle desem. Mesela Kur'an-ı Kerim'de "Ve in min şeyin illâ yusabbihu diye ayet kerime var. Bir de "Yusabbihu lillahi ma fi's semâvâti ve fi'l değil mi? "Yusabbihu lillahi ma fi's semâ" Mesela yerde ve gökte ne varsa hepsi Allahu Teala'yı tesbih eder. Tesbihte de, de bir zikir manası vardır aynı zamanda. İnsanın mesela bu kainat bir zikir halkası gibi. Madem her şey lisan haliyle Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. İnsanın da bu kainattaki umumi ritme uygun olarak ne yapması lazım? Bu halkayı zikre dahil olması lazım. Amenna. Yani bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerini zikretmek suretiyle, tekrar etmek suretiyle ve devamlı Cenab-ı Hakk'ı hatırda tutmak suretiyle ne yapması lazım? Yani bu halkaya katılması lazım. Bu umumi ahingin içerisinde o halkayı zikrin bir parçası olması gerekiyor. Nitekim zaten Hazreti Peygamber'le ilgili olarak ne yapıyor? Mazideki peygamberler ve peygamberimizden sonraki Evliyaullah. Hazreti Peygamber halkayı zikrin ser zakiri. Adeta böyle manevi bir zikir halkası gibi. İşte bu halkaya dahil olmak, bu nurlu kafileye dahil olmak ne kadar güzel bir şey. Onun için bu güzel isimleri tabi peygamberimizin tavsiyeleri doğrultusunda ki siz çok güzel anlattınız. O doğrultuda bunları zikretmek. Evet hocam. İbnül Arabi Hazretleri bu konuyla alakalı bir zikir tasnifi yapmışlar. Çok mükemmel. Buyuruyorlar ki zikir dört sınıfta yapılır. Dört sınıf Allah Teala Celle ve Ala'yı zikreder. Bir cemaat. Evet. cansız varlıklar. 2 nebatat, 3 hayvanat, 4 evet. insanoğlu. Buyuruyorlar ki bu dört sınıf içerisinde en çok zikreden cansız olarak bildiğimiz dağlar, taşlar vesairelerdir. Onların derdi davası yüsebbihu lillah ma fi's semawati ve'l Onların yemesi, içmesi, büyümesi vesairesi yoktur nebatatın fotosentezi var. Beslenecek, büyüyecek. Onlar o dönemde Allah Teala Celle ve zikrini unuturlar. Dolayısıyla onlar cemadata göre biraz daha az zikrederler. Hayvanatın yemesi, içmesi, büyümesi, gelişmesi, üremesi vesaire dönemlerinde zikri unuturlar. Onların zikri de bitkilerin zikrinden daha aşağıyadır. İbnül Arabi buyuruyorlar ki en fazla zikretil, zikretmesi gereken ayeti kerimede beni çok çok zikredinin, zikrediniz emrine muhatap olan evet. insanoğlu ne yazık ki Allah Teala Celle ve Ala'yı çok az zikreder. Hmm. Malumunuz cemaatle zikrin her birinin isimleri var. Kadiri zikri devran. Bu Kurtlar Vadisi Irak'ta bir evet. mükemmel zikir sahnesi var. 1858'de vefat eden Abdurrahman Halis Kerküki efendi yönetiyor. O rolde. Onun şu an e, memleketimizde hemen hemen bütün illerde zikri var. E, Dergahları var. Zikri. Kadiri zikri. O devran. E, bir de sekle Arif Hikmet'in kadiriyiz, döneriz, aşk ile devranıyız, mest-i şuuri de seri neşve-i geylaniyiz diye çok güzel bir beyti var hocam. Eyvallah. Yani Kadir yani burada bir beyitte Kadir'i zikrini ve e, neye mensup olduğunu bir beyitte gayet güzel bir şekilde ifade ediyor. Celvetilerin zikri nısfı kıyam. Hmm. Yani dizleri üzerine oturur zikrederler. Şöyle anlatırlar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri evlatlarıyla birlikte müridanıyla birlikte zikrederken Allah'ın Resulü Aleyhisselam ee, şahsiyeti maneviyyesi ile dergahını şereflendiriyorlar. Hemen ayağa kalkmak istiyor. Dizlerine kadar kalkıyor. Lütfen kalkmayınız buyuruyorlar. O da dizleri üzerine kala kalıyor. Hmm. Sonrasında zikrini öyle bitiriyor. Diyor ki bu Rasuli Zişan Efendimizin dergahımızı şereflendirmesinin hatırası olsun. Bundan sonra zikrimizi bu şekilde yapalım. Şu an onların zikri aynı şekilde devam ediyor. Nısfı kıyam yara ayakta. Malumunuz bir de Mevlevi zikri var. Sema, sema. insanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Malumunuz her şey dönüyor. Evet. Dönmeyen hiçbir şey yok. Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler vesaireler. Evliyaullah efendilerimiz de ya ben neye dönmeyeyim demiş. Hı. Onlar da dönmüşlerdir. Onlar da bu cazibeye kapılıp başlamışlar. Felek mest, melek mest, nücum mest, şems mest, hepsi mest Amin. olmuş dönüyorlar. Evet. Deniyor ki asrı saadette birkaç kez ashabtan bu hareket sadır oldu. Hmm. Bir defasında Resul-i Zişan Efendimiz bir cemaat içerisinde buyuruyorlar ki içinizde bana sureten ve sireten yani fiziki bakımdan ve ahlaki bakımdan en çok benzeyeniniz Hazreti Cafer'dir. Hazreti Cafer orada heyecana kapılıyor. Hmm. Cuşu huruşa geliyor. Kalkıp kendi ekseni etrafında dönmeye Sevincini başlıyor. Sevincini öyle ifade ediyorlar. Evet. evet. Bir de Hazreti Vahşi ile alakalı anlatırlar. Malumunuz Hazreti Vahşi ashab sıralamasında Hazreti Ebubekir Efendimiz ilk sıraya konulur. Hmm. Hazreti Vahşi sona alınır. Evet. Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etmesi sebebiyle evet resul Zişan Efendimiz bir defasında şöyle bir rüya görüyor. Bileğinde... Vaktimiz de daralıyor hocam. Öyle mi? Evet. Ee, o anlatın hocam. Bileğinde iki altın bilezik. Moralim bozuldu. Bana üflemem vahyedildi. Üfledim bilezikler uçup gittiler. Ey Allah'ın Resulü nasıl yorumladınız? İki yalancı peygambere. Birisi... E, Esvedül Ansi birisi Müseylimetül Kezzab. Hazreti Vahşi diyor ki her daim şöyle dua ettim. Ya Rabbi Hazreti Hamza'yı öldürme gibi bir bedbahtlığın sahibi oldum. Evet. Ne olur küfrün sütunlarından birisini de öldüreyim bunun kefareti olsun. Müseylimetül Kezzap'la savaşırken evet. Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit ettiği mızrağı Müseylime'nin göğsüne saplıyor. Müseylime def oluyor. Sonrasında secdeye kapanıyor. Dakikalarca secdede kalıyor. Ashab efendilerimiz bir yerden bir ok geldi, ruhunu mu teslim etti diye ikaz ediyorlar. Ayağa kalkıyor, kendi ekseni etrafında dönmeye başlıyor. Buyuruyorlar ki Allah'ın Resulü aleyhisselamı gördüm, beni tebrik etti, alnımdan öptüler. Hmm. Vefat etmişler. Hazreti Hamza'yı gördüm, bana sarıldılar, beni tebrik ettiler. Yüceler yücesi Rabbim bizlere zikrini ihsan eyleye... Amin. Zat-ı uluhiyetine, sırrı rububiyetine layık bir kul, Amin. Habibi edibine layık bir ümmet, anne babamıza hayırlı evlat, eşlerimize hayırlı eş, kardeşlerimize hayırlı kardeş, evlatlarımıza da hayırlı anne baba olmayı cümlemize ikram eyle. Amin. Amin. Hocam e, tabi zikri konuşmuşken, Böyle çok güzel şairlerimizin zikirle ilgili, Mutasavvıf şairlerimizin zikirle ilgili şiirlerinden bahsetmemek olmaz. Hitamuhu Misk kabilinden ben bunları okumak istiyorum. Ondan sonra izleyicilerimize veda edeceğiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız hazırsa ben de hazırım. Dil hanesi pür nur olur en zikrullah ile. İklimi dil mamur olur mimar zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur. Derdi dile derman olur. Canın içinde can olur. esrar zikrullah ile. Gamgin gönüller şad olur. Dembesteler azad olur. Güm geçteler irşad olur. Asar-ı zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes. Allah bez baki hevez, Pes gayriden ümidi kez. Tekrar zikrullah ile gör ehli halin fırkasın, çak etti ceybi fırk hırkasın, devreyle zikrin halkasın, pergâr zikrullah ile. Terk et cihan arayışın, nefsin gider alayışın, bul canu dil asayişin, efkâr zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder, ihlasını işar eder eşar zikrullah ile. Gelin Allah diyelim, kalpten pası silelim, alemler seyredelim, Allah Allah dedikçe. Nerede tevhid çekilir, melekler saf saf gelir, hepsi tekbir getirir. Allah Allah dedikçe. Zikri Hakk'a başlandı, ismi Celal hızlandı, arşı ı Ala sallandı. Allah Allah dedikçe bağlı kapı açılır, hak batıldan seçilir, gizli sırlar açılır. Allah, Allah dedikçe gönüller şadan olur, kaygudan azad olur, can mülkü abad olur. Allah, Allah dedikçe gafil olma naciya, hakkı zikret daima, seni zikreyler hüda. Allah, Allah dedikçe. Evet çok değerli izleyiciler bu şiirlerle bugünkü programımızı da böylece sonlandırmak istiyorum. Değerli hocam Abdülkadir Geylani Hazretlerine bir atıfta bulunduğu ismi geçti. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki aklımızı midemize, kalbimizi nefsimize, ruhumuzu bedenimize hakim eyle ya Rabbi der. Biz de bu duaya amin diyoruz ve hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz efendim.